Rahim Elhamdülillah Rabbil Alemin. Aleyhi ve ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Rasuluna Muhammedin. Salavat. 31. söz. Miracı Nebevi'ye dairdir. Aleyhisselatü vesselam. İhtar Miraç meselesi. Erkan-ı İmani'nin usulünden sonra tereddüp eden bir neticedir. Ve Erkan-ı İmani'nin nurlarından medet alan bir nurdur. Erkan-ı İmani'yi kabul etmeyen dinsiz mülhitlere karşı elbette bizzat ispat edilmez. Çünkü Allah'ı bilmeyen, peygamberi tanımayan ve melaikeyi kabul etmeyen veya semavatın vücudunu inkar eden adamlara Miraç'tan bahsedilmez. Evvela o erkanı ispat etmek lazım geliyor. Öyleyse biz Miraç'ta istibat ile vesveseye düşen bir mümini muhatap ittihaz ederek ona karşı serdi kelam edip Ara sıra makamı istimadı olan mülhidi nazara alıp serdi kelam edeceğiz. Bazı sözlerde hakikat-ı miraçın bir kısım lemaları zikredilmiştir. İhvanlarımın ısrarıyla ayrı ayrı o lemaları hakikatın aslıyla birleştirmek ve Kamalat-ı Ahmediyye'nin aleyhissalatü vesselam cemaline birden bir ayna yapmak için inayeti Allah'tan istedik. Evet. Şimdi sözlerde 33 tane söz var. Ee, aslında e, 30. sözde bitmişti Yene. Hem insanı tanımıştı enfüste. Enenin mahiyeti ve e, kainattaki zerrenin mahiyeti detaylı izah edilmişti. Konu bitti. Burada miras cisalesi gelmiş. Demek ki ene ve zerrenin yani 30. sözle 31. sözün münasebeti ne? Ene ve zerrenin bittiği yerde miraç başlamış abi. 32. söz ve 33. söz. Şu cümlenin izahıdır. Hakikati miraç, Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam merati bir kemalatta seyri sülükinden ibarettir. Mertebeyi kemalatta seyri sülük etmesi ne demek? 32. söz ve 33. söz bu cümlenin geniş izahıdır. Burada söyledi. Dedi ki bazı sözlerde hakikatin, Miraç'ın bir kısım lemaları zikredilmişti. Bu 31. söz toplama olmuş yani o sözlerde zikredilen meselelerin. Tavsili bir izah olmuş. Ee, konu Miraç hisalesi. Miraç dediği zaman genelde ne anlaşılıyor? Miraç dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Ekrem sen ne anlıyorsun Miraç dediğimiz zaman? Göğe yükselmek. Göğe yükselmek. Mustafa abi? Allah'la ee, söyleşi Mukalemesi. Evet. Emir sen ne diyorsun? Aynen, aynen Mustafa evet. Abi. Şimdi böyle risaleleri okurken artık kendi malumatlarımızı, şeylerimizi abi bir kontrol edelim. Yanlışlar mı biliyoruz, doğru mu biliyoruz, eksik mi biliyoruz? Risale'de o meseleleri okurken bir dikkat edelim. Miraç abi Üstad Hazretleri bütün zamanlarda ve mekanlarda Arş-ı Azam canibine giden dergah ilahe giden tahiyyatlar, mübarekatlar, salavat-ı şerifeler, ibadetler var ya abi. Miraç, uruç etmek, yükselmek. O bütün zamanlardaki bu saymış olduğu vasıflar, tahiyyatlar, mübareketler, salavatlar, Cenab-ı Hakk'a gidiyor ya, Miraç o. Ve Miraç devam ediyor. Bu hikmeti Miraç'ın sonunda anlatılıyor. Miraç olmuş da bitmiş bir hadise değil. Devam ediyor o uruç, yüksel, uruç etmek. Mesela namaz müminin miracıdır. Oruç, mü oruç müminin miracıdır. Bütün ibadetler, içinden çıkamadığın meseleler, hastalık, bu virüs muhabbeti bunlar miraç olabilir. Yapabilirsen yani. Cenab-ı Hakk'a yükselebilirsin. Peki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracıyla ile ne münasebeti var? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı o genel manadaki miracın gılafı ve sureti olmuş. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle bir Allah'a uruç etmiş ki evet bütün zamanlardaki bütün mekanlardaki mahlukat hesabına, tahiyyat hesabına, mübareket hesabına Allah muhatap olmuş. Onları takdim etmiş yani. Mesela ben namaz kılıyorum. Ailem namına veya cemaatim namına veya İzmir namına veya Ege bölgesi namına değil mi? Ne kadar takdim edebiliyorsan veya Türkiye namına veya küre Ars değil mi? Ne kadar fark var değil mi? Kimisi kendi namına kılar namazını. Kimisi Ege bölgesi namına kılar. Kimisi Türkiye namına. Kimisi küre yarız. Kimisi mazi müstakbel. Bunun miracın en geniş dairesini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yaşamış ve Cenab-ı Hakk'a takdim etmiş. Yükselmiş yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca o genel manadaki miracın gılafı ve sureti olmuş. Mustafa abi. Bu Mirac içerisinde bu cümle var. Hikmeti miraçta. Evet. Şimdi ben e, okuyayım bir iki tane. Evet. Mirac e, miraç meselesi Erkan-ı İmaniye'nin usulünden sonra terettüp eden bir neticeymiş yani. Ve erkan-ı imaniyenin nurlarından medet alan bir nurmuş yani. Yani altı iman esası var. Bu altı iman esasıyla altı iman esasından böyle kuvveti nispetinde bu miraç meselesi anlaşılabilir. Onun neticesinde çıkan bir hakikat abi. O yüzden kişinin imanı ne kadar kuvvetliyse Evet bu miracı en iyi o anlar. Mesela namaz müminin miracı olduğu için namaz da müminin iman esaslarından kuvvet alır yani. Ne kadar kaliteli namaz kılmak istiyorsan o zaman imanını inkişaf ettir yani. Bakın daha önce o dersi yapmıştık biz. Dokuzuncu mesele hatırlarsanız. E, Amener Resulü'nün izahı yapılmıştı. Altı iman esası ayrı bir şey. Allah'a iman, meleklere iman, diğer iman esası ayrı bir şey. Onun neticesinde meydana gelen iman ayrı bir şey. Aynı bir şey değil. Bakın müşteşrikler var değil mi? Ondan sonra böyle Yahudilerden, Hristiyanlardan, İslamiyet'teki altı iman esasını çok iyi bilenler var değil mi? Peki imanı var mı? Yok. Bakın altı iman esası ayrı bir şey. İman ayrı bir şey yani. Belki adam altı esası senden çok bilebilir abi. Bak çok ciddi şeyler anlatıyorum. İman ayrı bir şey. Mesela Üstad Hazretleri 19. mektupta mukaddeme oluyor bu anlatacağım şeylere yani. 19. mektupta diyor ki İbn Sina ile bedevi bir adam diz dize yan yana gelse. Saffeti iman cihetiyle o bedevi çoban evet İbn Sina'dan fazla imanı vardır diyor. Bakın iman ayrı bir şey yani. O cahille sen i̇bn Sina'yı bilgide bir tutabilir misin? Malumatta abi tutamazsın. Ama iman da o adam onu geçiyor. İman ayrı bir şey yani. Anlaşıldı mı? Bakın altı iman esası ayrı bir şey. Onun neticesinde meydana gelen iman ayrı bir şey. Bu miraç imanla alakalı bir durum. 6 iman esasına inanmayan, evet, kabul etmeyen, şüpheleri olan adama birden anlatılmaz. Peki ne anlatılır o zaman? Önce Allah'ı anlatırsın. Değil mi? Onun üzerine diğer meseleler bina edilir. Sonra Miraç'a gelinir. Çünkü neden? Allah'ı kabul etmeyen meleklerini kabul eder mi? Yok. Allah'ı kabul etmeyen ahiretini kabul eder mi? Peygamberini kabul eder mi? Niye kabul etsin adam? Önce Allah'ın anlatılması gerekir diyor yani. Giriş cümleleri. Böyle bakabiliriz. Allah'ı bilmeyen, evet. Peygamberi tanımayan, melaikeyi kabul etmeyen veya semavatın vücudunu inkar eden adamlara miraçtan bahsedilmez. Evvela o altı erkanı ispat etmek lazım geliyor. Bu miraç risalesinde, evet. Vesveseye düşen bir mümin nazara alınarak, evet. Bu risale telif edilmiş. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa ilel mescidil aksa lezi barakna havlehu linuriyehu min ayatine innehu huves semi'ul basir ila ahiril aya evvelki ayeti azimenin azim hazinesinden yalnız innehu zamirinde bir düsturu belagata istinad eden iki remzin meselemize münasebeti olduğu için icaz bahsinde beyan edildiği üzere yazacağız. Evet. Şimdi innehu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evet, seyahatini zikrettikten sonra ayet innehu huve semiul basir yani innehu kesinlik muhakkak kesinlikle ifade eden bir zamir. O işitti ve gördü. Semiul basir. İşitti ve gördü. O işiten ve gören de belagat düsturlarına göre iki tane remiz varmış. Bizim meselemizle münasebeti olduğu için o cihetten izah edilecekmiş. Ee, bakın o iki remiz dediği ne? İşiten ve gören. Allah mıdır? Peygamber midir o seyahatte? Bunu izah edecek. Peygambere göre olsa. Miracı böyle anlamak lazım. İşiten ve gören zamirini. Allah'a göre olsa böyle anlamak lazım. Evet. Dersin konusu ben hakikati miracı söyledim. Yani Allah'a göre değil de peygambere göre abi. Ona bakacağız yani. İşte Kur'an hakim. Habib Ekrem aleyhi eftalı salatu ve ekmelü selamın miracının mebdeyi olan. Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya olan seyranını zikrettikten sonra innahu huves semiul basir der. Ve şu kelam ile Sure-i ve necmi iza havada işaret olunan Münteha-i Miraca remzeden İnnehu'daki zamir ya Cenab-ı Hakk'a racidir yahut peygamberidir. Yani o gören, işiten. Ya Cenab-ı Hak'tır ya peygamberdir. Peygambere göre olsa Miracı nasıl anlamak lazım? Kanunu belagat ve münasebeti siyakı kelam şöyle ifade ediyor ki bu seyahati cüziyede bir seyri umumi bir urucu külli var ki ta sidretil müntaya ta kabu kavsene kadar merati bir külliye esmayede gözüne kulağına tesadüf eden ayat-ı ve acayip bir sanatı ilahi işitmiş görmüştür der. O küçük cüzi seyahati hem külli hem mahşeri acayip bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriyor. Evet. Şimdi peygambere göre olsa nasıl miracı anlayacağız? Bakın bu seyahati cüziyede bir seyri umumi bir urucu külliği var. Şimdi niye seyahati cüziye dedi? Neden dedi biliyor musun? Çünkü miraç neydi? Bütün zamanlarda mekanlarda devam ediyor ya abi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı da o bütün zamanlardaki, mekanlardaki miraçların içinde bir miraç. Cüzi bir miraç yani. Ama bakın gelecek cümlede söylüyor. O cüzi miraçta diğer miraçlarda olmayan iki şey varmış. Bir bu seyahati cüziyede bir seyri umumi evet bir uruci külli varmış. Diğer seyahatlerde bu yok. Hani demin dedim ya namaz kılıyorsun ailen namına İzmir namına, Ege namına, Türkiye namına. Sen namaz kıldın bugün. Kimin namına kıldın namazı? Kendi namına kıldın. Bak ne kadar cüz'i kıldın değil mi? Muazzam bir fırsatı nasıl kaçırıyoruz? İşte bunu bir kişi yapmış yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Umumi o miracında, cüz'i miracında umumi seyretmiş, külli uruc etmiş yani. Şimdi izah edecek. Bu umumi seyretmesi ve külli uruc etmesi ne demek yani? ta sidretil müntehaya ta kabu kavsana kadar meratibi külli esmaiyede neymiş umumi seyretmesi külli uruc etmesi Esma-i hüsnada olmuş yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şimdi Miraç Risalesinde dört tane esas var peygambere göre olsa Miraç'ın hakikati ne ikinci esas Allah'a göre olsa hikmetine üçüncü esas bizi ne ilgilendiriyor miracın meyveleri dördüncü esas böyle bir seyahate ne gerek var birinci esas Mustafa abi dört tane esas var ya abi böyle bir seyahate ne gerek var birinci esas peygambere göre olsa nasıl anlamak lazım ikinci esas Allah'a göre olsa bu miracı nasıl anlamak lazım? Peki bizi ne ilgilendiriyor? Meyveler bize bakan tarafa yani. Şimdi peygambere göre olsa miracın hakikati ne? Peygambere göre olsa evet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Esma-i Hüsna'da umumi seyretmiş külli uruc etmiş yani. Es Meratibi Esma-i esmaiyede gözüne kulağına tesadüf eden ayatı Rabbaniye'yi ve acayip bir sanatı ilahi işitmiş evet görmüş işitmek. Kelime bakıyor. Görmek ise kudrete bakıyor. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cüzi seyahatinde e, Allah'ın bütün isimlerine evet ve isimlerinin ne kadar mertebesi var hepsini işitmiş ve görmüş yani. Meratibi külliye esmaiye ilahe demesi o. Ne kadar Allah'ın ismi var? Bin bir ismi var değil mi? Biz bin bir tane biliyoruz bildirilmiş bize. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam risaletiyle 99. Velayetiyle bin bir tane isim bildirmiştir bize yani. Hani 99 esma Hüsna bir de bin bir esma var ya. Bazı mübarekler bin bir esmayı kabul etmiyor yani. Kaynağı şey oldu diye de. Halbuki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam velayeti Ahmediye noktasında bize bildirmiş yani. Allah'ı bin bir ismiyle tanımış. Allah'ın isimlerini tek tek bilmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir de o isimlerin mertebelerini bilmiş abi. Evet. evet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın seyahati cüzi bir seyahat. O seyahatte evet diğer miraçlarda olmayan iki şey varmış. Umumiyet ve külliyet. Umumiyet ne? Allah'ı isimleriyle bilmesi bütün Külliyet ne? Hepsinin mertebelerini bilmesi. Allah'ı Rahman, Rahim, Kerim, Hannan Mennan, Rauf, Atıl, Muiz, Muzil, Ezel, Ebed hepsini bilmiş. Bir de onların mertebelerini bilmiş yani. Böyle Allah'ı bilmek çok zor yani. Sen Allah'ı Rahman bildin, Rahim bildin. O Rahman, Rahim bildiğini Emir Kahhar bilebilir misin? Müntakim çok zordur yani öyle bilmek. Zaten mecusilik, nucumperestlik, İlahir ne kadar böyle ideolojiler şey dinler oluyor ya abi. Arzi. Allah'ı tanıyamadıkları için onlar olmuş yani. Mecusiler iki tane ilah kabul etmişler. Demişler ki bir hayırları yaratan var, bir de şerleri yaratan var. Değil mi? Diğer o nucum perestlik. Birisi sordu dedi ki Nucun Perestlik şimdi var mı dedi yani yıldıza tapanlar var dedim. Nasıl yani? Risaledeki bu cümlenin bir cümlenin cüzi ve külli manası vardır. Üsazitleri kullandıysa yüzde yüz bu asra bakıyor. Mesela Celaleddin Harzemşah'ı niye zikrediyor biliyor musunuz abi? Celaleddin Harzemşah'ın hayatını bildiriyor. Bak ne kadar bu asra bakıyor. Yani bilerek zikrediyor. Başka birini zikredebilirdi yani. Bakın niye nucum perestlik diyor biliyor musun abi? Mesela şu an sosyal medyada kaç tane yıldız var abi? Kaç tane futbol, film yıldızı var? Nucum perestlik bu işte. Yoksa ötekisi bu zamanda belki sayıları azdır yani. Astronomi diye bir şey çıkmış millet. Değil mi? Nucum perestlik devam ediyor. Değil mi? Halbuki peygamberimiz diyor değil mi? Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız. Bak Nucun Perestlik nereye gelmiş yani o yıldız şeyi. Futbol yıldızı değil mi? Film yıldızı. Evet. Neden burada bütün esmayı dememişti abi? Gözünü ve kulağını tesadüf eden ayatı Çok adını... güzel abi. Şimdi tesadüf, Üstad Hazretleri külliyatta bir, birkaç tane cümle geçiyor. Tesadüf onda bir olur, yüzde bir olur, binde bir olur diye bu tarz ifadeler var. Burada tesadüf böyle şey manasında değil abi. bir kere olduğu için tesadüf diyor. Bu hadise bir kere olmuş. Umumiyet ve külliyet abi. O yüzden tesadüf diyor yani. Tesadüf rast gelmektir yani. Normalde lügat manasıyla kullanırken tabiat risalesinde değil mi? Tesadüf oyuncu yani bu mevcuda tesadüfen oldu. Değil mi? Halbuki eğer tesadüf olsa bir kere olur yani. Mesela 7 milyar insan var. Gözleri aynı yerde, kulakları aynı yerde, dişleri aynı yerde. Öyle değil mi? 7 bin de 7 bin yani. E bak tesadüfin şeyi yok yani. Kör sağır değil abi. Şimdi şöyle toparlayayım ben. Miraç devam ediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı. O genel manadaki miracın içerisinde cüzi bir miraç. Ama diğer miraçlarda olmayan umumiyet ve külliyet var. Hakikatin miraçta ve burada ifade ederken meratibi bir külliye esma ilahide de. Kemalet mertebelere. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı isimleriyle ve isimlerinin mertebeliyle bilmiş abi. Bunu anlatırken hakikatin miraçta iki tane misal verilmiş. Padişah misali bir, kumandanı azam misali. Padişah isimleriyle bilinir. Kumandanı azam misali de bakın Çavuş da bir komutandır, kumandandır. Yüzbaşı da bir kumandandır, değil mi? Albay da kumandandır. Tüm general de, genel kurmay başkanı da bir kumandandır. Arada mertebeler var. Padişah misali, Allah'ın isimlerine bakıyor. Padişah isimlerle bilinir ya. Allah Rahman Rahim. Hakikatte ona bakıyor. Kumandanı azam misali de mertebelerine bakıyor. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Evet. 18 bin alemin padişah Zülcelal'ini isimleriyle ve isimlerinin mertebeleri de bilmiş. Hakikati Miraç budur yani. Hakikati Miraç'ta bak altını çiziyorum. Üstünü de çiziyorum, kenarlı da çiziyorum. Unutmayalım. Hakikati Miraç'ta evet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yere gitmemiş yani. Hakikati Miraç'ta. Nerede bir yere gitmiş? Hikmeti Miraç'ta anlatıyor o seyahatini. Yani Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'ı göndermiş. Evet. Onu mescid Haram'dan almış değil mi? Meşide Aksa'ya götürmüş. Bütün mülk melekütünü de gezdirmiş. Allah'a göre olsa gezmek var. Peygamber'e göre olsa gezmek aynı ruhunda olmuş. Kemalet mertebelerinde seyahat etmiş peygamberimiz. Bakın aynen öyle de bize getiriyorum meseleyi. Bizim miracımız da içinde bulunduğun olay ve hadisat içerisinde Allah'ın ne kadar esma ile ve o esmalarının mertebelerini biliyorsan senin miracın o abi. Hakikati miraça. Kemalat mertebeleri dediği bu yani. 32. söz kemalat mertebelerini anlatıyor. Muazzam bir dersler 32. söz. 3 tane mevkıf var. İmanı billah, marifetullah, muhabbetullah. Zaten bu manada eşsiz gördüm diyor Üstadları bir mektupta değil mi? 32. sözü yani. Zaten 33. söz daha acayip. Risale-i Nur'da en fazla Esma-i İlahiye'nin zikredildiği Risale 33. sözdür abi. 33. sözde 33 tane pencere vardır. Her pencerenin içerisinde de pencereler var. Toplam 55 tane pencere vardır. Hatırlarsanız Mesnevi Nuriye'de Katre Risalesi'nde her bir zerre kaç lisanla Allah'ı zikreder gösterir diyordu? 55. O cümlenin de 33. söz geniş bir izahıdır. Mustafa abi. Şimdi şu soruya da cevap vereyim. Ee, diyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı Kab-ı Kavise'nin makamında gördü. Değil mi? Bak bir makam veriyorsun Allah makamdan, mekandan münezzeh değil mi? Peki nasıl Kab-ı Kavise'nin makamında görüyor? Allah makama sığmaz ki. Bu soru peygambere göre olsa sorulur. Peygambere göre olsa bu sorunun cevabı var. Allah'a göre olsa bu soru sorulmaz. Allah zaten her yerde. Değil mi? Bak bunu izah edeyim ben. Şimdi Kabu Kavsen deniyor ya. Şimdi Kabu Kavsen ne demek? İmkan ve vücub ortası. Şöyle yazayım. Kabı Kavsen demek. Yani Kabı Kavsen makamında görmüş ya. Kabı Kavsen makamı ne demek? İmkan ve vücub ortası. Şimdi imkanda görmemiş. Vücubta da görmemiş peygamberimiz. İmkanda niye görmemiş? İmkan kevn kökünden geliyor. İmkan aleminde görülen bir şeyin Mustafa abi zamanı var. Maddesi var. Evet mekanı var ciheti var. Devam ediyor. İmkan aleminde bunlar var. E, e Allah da bunlardan münezzeh olduğu için imkan aleminde görebilir mi? Göremez. Çünkü ne görse bunları verecek. Vucub bu da Allahlık alemi. Tamam mı? Buraya yazalım. Uluhiyet ilahlık. Şimdi burada görse o zaman Muhammed Aleyhisselatü vesselam'a ilahlık verilir. Burada da görmemiş. Burada da görmemiş. Bakın Allah'ın dünya gözüyle görüleceği bir yer kalıyor. Neresi? Ortası abi. İmkan ve vacip ortası. Bak burada değil. Burada da değil. Ortasında. görmüş. Yani bu özellikle de değil. Bu özellikle de değil. Allah'ın bu dünya gözüyle görülebileceği bir yer varmış ya. Yani neresi? İmkan ve vücup ortasında görmüş. Şimdi şöyle Üsa Hazretleri bunu anlatırken Miraç'ın sırrı lüzumunda dağ misalini veriyor. Bak. Şöyle bir düşün. Burada bir dağ var. Tamam mı? Burada da bir adam var. Evet. Burada da bir güneş var. Şimdi bu kimse kafasını kaldırsa güneşi görüyor. Değil mi? Şimdi bu bu dağı iki şekilde tırmanıyor. Bir, şöyle tırmanıyor. Bak şöyle. Buraya geldi. Bir de bu, bu da böyle direkt çıkabilir değil mi abi? Şimdi burası, bu adam buraya geldi ya abi. Buradan güneşi parlak geliyor. Renk karışmıyor artık. Safi değil mi? Hiçbir renk yok. Buradan görmesiyle buradan görmesi aynı değil. Aynen öyle de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam meratibi esma-i külliyede Allah'ı yatay ve dikey olarak bilmiş. Bu dikey olarak bilmek demek Allah rahman rahim kerim bin ismini bilmiş. Şunlarda mertebelere terakki ederek bu makama çıkmış. Yani kabu kavisen makamına çıkmış orada Allah ile görüşmüş. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu makama çıktı diye. Allah bu makama girdi mi? Yok. Allah zaten her yerde. Hem burada hem burada hem şurada hem burada öyle değil mi? Hem de burada. Allah'ı bu şekilde görme makamına çıkmış Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yani. O o makama çıktı diye Allah o makama girmiyor ki. zaten her yerde yani. Allah bir makama mekana sığmaz ki. O zaman mahluka ait sıfatları vermek gerekir yani. Anlaşıldı değil mi? Peki sormak istediğiniz soru var mı abi? Nazara vermek istediğim bunlardı yani. Öyle hani çok uzatmayayım diye. Ne istifade ettiysek yani. Miraç dedik ya. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracına ağaç, diğer miraçları çekirdek gibi bir mana verebilir miyiz peki? Ya da birisine çekirdek, birisine ağaç. Yani o ve görülenme işlerini her şey başka miraclarda çekirdek olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı, genel manadaki miraçların, evet, elbisesi. Sen çekirdeği dedin, zaten çekirdek ağaç misalini hikmeti miraçta veriyor diyebiliriz yani. Evet. Hikmeti miraçta tabi daha güzel enfisi manalar var. Bir, bir tane söyleyeyim. Şimdi çekirdek, ağaç meyve ya abi. Çekirdek nur Muhammed'e. Ağaç mükevvenat alemi, şecere-i hilkat. Meyve biziz. Kainatın meyvesi insan ya. Miraç meyve makamındaki insanın o şecere-i hilkat denilen kainatı geçip kendi aslına rücu etmesi yani. Miraç o yani. Bize bakan bir manası o. Ayrıkta ters dönüyor demiştim. Evet. Şimdi şuna da cevap verelim kulağına tesa gözüne kulağına tesadüf eden ayat-ı rabbaniye ve acayip bir sanat ilahi işitmiş bu kelamın ayetleri görmüş kudretin ayetleri. O küçük cüzi seyahati hem külli hem mahşeri acayip bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriyor. Külli demesi evet mahşeri acayip demesi söyledik. Bütün o genel manadaki miratçı yani. Varsa sormak size hatırıma gelen bunlar yani Miraç'la ilgili nazara vermek istediğim. Evet. Bizim miracımızı unutmayalım. Miraç devam ediyor. Olmuş bitmiş bir hadise değil. Mustafa abi. Evet. Hastalık bir Miraç olabilir. Mesela bu virüs bir Miraç olabilir. Değil mi? herkes şimdi konuşuyor ama hiç kimse meselenin Allah'a bakan tarafını konuşmuyor yani. Öyle değil mi? Yani camiyi de kapatmış mesela namazlar kılınmıyor, Cuma kılınmıyor. Yani aslında yani diyanetin eline mesleğini icra edeceği bir olay verdi. Cenab-ı Hak yani. Abi bunu kullanamadı da kullanamıyor yani. Öyle değil mi? Sen fetva'yı veriyorsun insanları camiden uzak. Bu doğru bir karar. Tamam mı abi? Çünkü neden bu hastalıklı öğrenlerin büyük çoğunluğu 65 yaş ve üzeri ya. E, cami cemaati de 60'ın üzerinde yani. Doğru bir karar yani. Tamam mı? Ölümler artma evet doğru. Fakat bu meselenin maddi boyutu. E manevi boyutu nerede? Diyelim ki iyileştik gittik. E ne oldu şimdi? Hiçbir şey olmadı. Yani o diyanetin amacı insanlara ahirete yöneltmek, ölüme yöneltmek, kabre yöneltmek öyle değil mi? Ve hikmet, mana göstermek bu eksik kaldı. Bunu söylemediler yani. Verilen fetva'da öyle bir şey yazmıyor yani. Evet. Elbette ki her müminin, her Müslümanın mertebesine bağlı bu. Ama e, düz mantık bir Müslüman, bir olaya, bir maddeye, bir canlıya, bir cansıza baktığında, sıradan bir şeye baktığımızda bile bizim en basit bir şeyden kaç esma, en az kaç esma görmemiz lazım ki ben sıradan bir Müslümanım diye. Abi işte ne kadar görebilirsen. İnsanda zahirde 70'ten fazla esma var diyor. Hayvanatta 30'dan fazla var. İşte 20 30 sayıyor yani. Külliyatı çok okuyalım. Külliyatta bu sorunun cevabı var yani. 32. sözde var. 30. sözde var. Evet. Burada duralım. Allah razı olsun El fatiha